Muhterem efendim, bir hadis-i şerifte anne babasına karşı sorumluluklarını yerine getirerek mağfirete erme fırsatı yakaladığı halde bunu değerlendiremeyen talihsiz, Resul-i Ekrem Efendimizin adı anıldığında salatü selam getirmeyen cimri ve Ramazan-ı Şerif'i idrak etmesine rağmen cennete ehil hale gelemeyen nasipsiz, rahime enfuhu itabıyla kınanıyor. Aynı çizgide zikredilen bu üç kişi arasında nasıl bir münasebet vardır? Bir kere daha gufran mevsimine kavuşan müminler bu ayı nasıl değerlendirmelidirler ki ayıplanan kimselerden değil de yarlanan kullardan olsunlar? Evet, bu hadis-i şerif sahih hadis-i şerif. Ragime veya rugime enfürecülin diyor. Bu Arapçada bir idiomdur yani. Türkçemize tam bir karşılık, biraz bizim de anlayabileceğimiz karşılıklı ifade edecek olursak burnu yere sürtünsün demek bu. Bununla esas maksat bu şu mananın lazımıdır. Yani sürüm sürüm olsun böyle yerlerde, perişan olsun. Ayakları değil yani, baş aşağı gelsin falan demek gibi bir şey. Femi güheri nebeviden böyle birini telin ediyor gibi, perişaniyet için dua ediyor gibi bir şey sadir olması yakışıklı gibi görünmeyebilir. Fakat işin doğrusu, yani böyle kıymetli şeylere karşı bir insan kendisini kıymetler üstü kıymete ulaştıracak, açılmasına yardımcı olabilecek bir şeye karşı alakasız kalması kendi burnunu yere sürtüyor demektir yani o. Veya burnu yere sürtülür böyle birisinin. Çok fırsatlar var, fırsat eline geçiyor. Yani mesele bir o kelime açısından ele almak lazım. İkincisi, bekaderil keddi tüktesebül maali diye, yani bir Arapça atasözü var. Meşakkat miktarı maali tahsil edilir. Ne kadar sıkıntıya maruz kalırsanız, ne kadar zorlanırsanız bir meselede, ne kadar terlerseniz, ne kadar şakaklarınızı zonklatırsanız, ne kadar karın sancısı çeker, ellerinizi kasıklarınıza tutarsanız, yaptığınız iş itibariyle o kadar çok sevap kazanırsınız. Bu ille de iş yaparken böyle kendinizi zorlayın demek değildir. Bu sizi zorlayacak, çok zor böyle üstesinden geleceğiniz işlerin size çok sevap kazandırdığını ifade etme demektir yani. Maddi manevi muvaffakiyet, zirvelere ulaşma, çok farklı mahrumiyetlere katlanmaya bağlıdır. Bunu da o kategori içinde mütalaa edebilirsiniz bunlar. Şimdi anneye babaya bakma mevzu, yani anne babada olan his evladına karşı adeta cebri bir rahmet hissidir. Cebri bir şefkat hissidir. Adeta Allah Celle Celaluhu onu şefkat duymaya mecbur etmiştir. Merhametli olmaya mecbur etmiştir. Bütün insan dejenere olmamışsa, şöyle böyle hangi dinden olursa olsun, kendi meseleyi, hayatını kendi dini temelleriyle temellendiriyorsa, onlara dayandırıyorsa, bütün bir dejenerasyon yaşamamışsa, evladına karşı çok şefkatli olur, çok merhametli olur. Yani işte, bir an evvel şunu böyle çıkarıp atayım, bilmem ne gibi ıtrahta bulunayım. Hiçbir anne düşünmez bunu. Dünyaya getirdiği andan itibaren üzerinde tir tir titrer onun. Onca meşakkate rağmen gece uykusunu terk eder onun için. Ağladığı zaman hemen koşar, bağrına basar onun. Siz bunları hani kendi müşahedelerinizle çoğaltabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Fakat aynı şey evlatlarda anneye babaya karşı bulunmaz. Bu açıdan da Allah Kur'an-ı Kerim'de mesela anne ve babaya işte Allah'a itaat edin de evlatlarınıza karşı da çok şefkatli olun, merhametli olun falan demiyor yani Kur'an-ı Kerim'de. İnsan tabiatında mündemiş olan
şeylerle alakalı hususlarda tahşidat-ı Kur'aniye yok diyebilirsiniz. Fakat insan tabiatıyla normal, bu tabiatın tabii bir tezahürü, tabii bir dışa vuruşu şeklinde olmayan şeylerde tahşidatta bulunuyor. Demek ki evladın, annenin babanın evladına karşı duyduğu o merhamet, o şefkat, o terahum hissi evladın anne ve babasına karşı olmuyor. Yani tabiatından demiş değil bir yönüyle. Çok evlatlar vardır, bakacaklardır ondan dolayı. Filan şu bu. Ama Kur'an-ı Kerim o mevzuda tahşidat yapıyor. Değişik yerlerde. Mesela وَعَبْدُ ve la تُشْرِكُوا بِيْشَيْنْ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانَ Allah'a kulluğunuzu ortaya koyun. Allah'a kullukta kusur etmeyin. Obdu kelimesi bir fiil olması itibariyle sürekli, çünkü fiil teceddüde delalet eder. Sürekli bir daha Allah'a kulluktan bir an dur olmayın. Şimdi çok önemli bir mesele. Bakın böyle bir sıha ile ele alınan bir şey, sadece anneye babaya karşı yapılacak meselenin neden ibaret olduğu tefriki yapılıyor. وَعَبُدُ اللّٰهُ وَلَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا hemen atfetmiyor. Ve bil valideyn demiyor. Ve bil valideyni ihsana diyor. Allah'a karşı kulluk, anneye babaya karşı da ihsan diyor onun arkasından. Meseleyi öyle bağlıyor ki, yani Allah'a karşı kullukla neredeyse eş değerde anneye babaya karşı ihsan. Aradaki fark şu sadece. Allah'a kul olma, ubudiyet, ubudet, ibadet. Anneye babaya karşı da iyilikte bulunma. O iyiliği ihsanın iki manasıyla ele alabilirsiniz. Civan mertlik demek, elinde avucunda olan şeyi onların yolunda harcamak demek, kullanmak demek. Ve bu işi yaparken de Allah'ı görüyor gibi yapmak, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasına bağlamak bu meseleyi. Bunlar da müeyyide gibidir bu işin arkasında. Yani ihsanın bu yanı ele alınması müeyyide gibi bir şeydir. Anneye babaya bakacaksın, Allah'ı görüyor gibi, Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla anneye babaya ihsanda bulunacaksın diyor. İsra Suresi Cellesi'nde وَقَطَوْا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ Allah kesti, attı, hüküm verdi, değişmez, kararını ortaya koydu diyebilirsiniz. وَقَطَوْا رَبُّكَ Seni terbiye eden, senin terbiye gerden, seni insan şekline getiren, o kalıba ifra eden, anne karnında da seni şekillendiren, şekilden şekile sokan, bir çocuk halinde dünyaya getiren, hep Rab kelimesine raci bunlar. Senin de, annenin, babanın da, dedenin, nenenin de esasen terbiye gerdesi olan, onların var olması için de o ortamı hazırlayan, bütün bunlar hep o rububiyet kelimesine raci şeyler. Rab kelimesini kullanıyor. Rabbül alemin olduğu vurgu kullanılıyor orada. وَقَدَوْا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ diyor yine. Anneye, babaya da ihsan. Burada biraz daha açıyor. اِمَّا يَبْلُوَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا Bunlardan bir tanesi senin yanında veya biri vefat eder, teki kalır veya ikisi birden, ikisini de söylüyor burada, teki. اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ İşin en azı vurgulanmak suretiyle en büyüğün ne büyük bir vebal taşıdığına dikkat çekiliyor. Onlara teklifleri karşısında, meunetleri karşısında uf bile deme. Okurken orada bir vakıf yaparken وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانَ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Uf bile deme. Şimdi uf denmeyecekse şayet bir şeyin azı memnu ise, Allah onu yasaklıyorsa, ona haram diyorsa, demek ki el kaldıramazsın, sesini yükseltemezsin, üzerine yürüyemezsin, ihsanda bulunacaksın. Burada bir pozitif bir şey söylüyor, ihsan. Bir de negatif, ondan da sakındırıyor. Marufu emrediyor, münkerden de nehyediyor anne babaya karşı. Şimdi meselenin önemini bu zaviyeden kavramak lazım. Evet, anne ve babası ikisini birden idrak etmiş veya ikisinden biri bunları idrak etmiş. Allah'ın emrine riayet ederek, bu
bu zor şeyi, annenin babanın onun üzerine eğildiği, ihtimam gösterdikleri gibi. O da bana çok şey vermiştiniz. Ben şimdi bunların bütününü size iade etmek istiyorum. Bana verdiğiniz her şey geriye dönüyor mülahazasıyla iyilikte bulunma mevzuu. Yani bir bu meselenin zorluğu çerçevesinde meseleye bakmak lazım. Çok önemli bir vazife olduğunu, Allah onu kendisine ibadetin, ubudiyetin, ubudetin yanında zikretmesi meselesi, meselenin ciddiyetini ortaya koyuyor. Çok ciddi bir mesele. Bu ölçüdeki değerli bir meseleyi yapma zaviyesinden bakmak lazım meseleye. Bir ikinci mesele, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kıyamet gününde benim şefaatime en layık olan, en çok bana salatü selam getirendir diyor. Salatü selam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin makam-ı Mahmud'daki orada şefaat keyfiyeti açısından onun ufkunu, makamının genişlemesi, o alan içine çoklarının girmesi, yani şefaati li ehlil kebairi min ümmet, hadis-i şerifli ifade buyurulan, ümmetimin kebair işleyen, büyük günah işleyenlerine bile benim şefaatim bir yönüyle vardır, söz konusudur buyuruyor. O makamı Mahmud'u ihraz buyurması, şefaati kübra sahibi olması, siz onun için salatü selam okuyorsunuz Efendimiz'e. Yani o bu işe sebebiyet vermesi açısından es-sebebü kel fail mülahazasıyla, et-dâllu alel hayri kefaili mülahazasıyla sürekli ona salatü selam ediyorsunuz. Bu onun öbür alemdeki şefaat alanı genişliyor, şefaat alanı genişliyor. Dünya kadar insan o daire içine giriyor. Bu aynı zamanda siz, sizin içinde orada bir yönüyle kendinize bir zemin hazırlıyorsunuz. Tabiri diğerle o ortamı, o atmosferi sizin de içine gireceğiniz şekilde hazırlıyorsunuz. Bir yatırım yapıyorsunuz yani Efendimiz'e karşı. Bu da Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem geriye dönecek bir şey. Siz ona bu mevzuda teveccüh edince, Allah'ın emrine uyarak teveccüh edince, Allah, melekler ona salatü selam ediyor. Siz de salatü selam edin diyorsunuz. Bu da o şimdi. Bu da mesele o zaviyeden bakmak lazım. Mesele sadece Efendimiz'e onu bir yad-ı cemil olarak zikretme nazarıyla bakmamak lazım. Allah'ın emri zaviyesinden bakmak lazım. Bizim o zata borçlarımız açısından bakmak lazım. Varlığı onun sayesinde doğru okumamız açısından bakmamız lazım. Şefaat kanı olması açısından bakmamız lazım. Bir yönüyle ahirette de günahlarımızla onun huzuruna çıktığımız zaman elimizden tutması açısından bakmamız lazım. Ve bu mevzuda en büyük vesile salat-ı selamdır. Ona salat-ı selamdır. O ölü önemli bir şeydir ki Allah Celle Celaluhu namaz gibi farz bir ibadetin içinde bile ona salat-ı selamı bize sünnet kılmış. Salat-ı selam okuma, tahiyyat okuduktan sonra sünnettir yani. Namazımızın içine sokmuş onu o meseleyi. O mesele de öyle büyük bir meseledir. Şimdi ona bakarken de bu zaviyeden bakmak lazım. Burnu yere sürtünsün mü, sürtünmesin mi? Evet. Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif bir yönüyle hani 11 ayın sultanı diyoruz. 12 ayın sultanı bir ay oluyor yani. 12'nin sultanı biri sultan oluyor. 11'i de onun hademesi, yardımcıları oluyor veya işte hizmetçileri oluyor. Önemli bir şey. Demek ki her günü, belki her saati, belki her dakikası çok kıymet ifade eden, dün de bir mülaza ile geçtiği gibi, aynı zamanda bazen dakikaları, belki bazen saniyeleri, belki bazen bir anı seyyaleleri yakalayabilirseniz, tam konsantre olabilirseniz, imanı nazar edebilirseniz, tam duyabilirseniz size 1000 senelik bir şey kazandırabilir. Evet, hele Kadir gecesi zaten 1000 ay olduğunu söylüyor orada ki 80 küsür senelik bir ömür yapıyor. Şimdi bu da Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'e bir ülufe-i ilahiye diyebilirsiniz buna. Osmanlı'da raayaya, tebaya dağıtılan ülufeler oluyordu. Orada insanların kadri kıymetine bakılmıyordu. Yani bir yönüyle gelen herkese seviyesi ne olursa olsun siyanen dağıtılıyordu. Yani büyüklere verilen maaş, oradaki onlara takdir edilen şey müstesna da o ülufe-i şahane, o siyanen herkese veriliyordu böyle bir şey. Ramazan-ı Şerif'i, Kadir gecesini, onun içindeki cuma günlerini Cenab-ı Hakk'ın böyle ülufe-i şah, bu tabir kullanılmamış. Mahsuru yok kullanmada.
bir ülufe-i ilahiye falan diyebilirsiniz. Şimdi böyle bir mesele Allah Celle Celaluhu hani bir yönüyle benim rahmetim tecelli etmiştir. Yağma, alan alsın diyor. Böyle değişik yerlere zekatlar, sadakalar dökülmüş. İsteyen istediği kadar alsın demek gibi bir şey. Şimdi böyle bir ganimet ayı, böyle bir ayın kıymetini bilmiyorsa bir insan, üçlü annesinin babasının kıymetini bilemeyen, kıymetini bildiği takdirde Allah'a kulluğa yakın, onlara ihsanla çok önemli bir ibadet ortaya koymuş olacaktır. Kıymetini bildiği takdirde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam okuduğu zaman kendisini makamı Mahmud'da Livaül Hamd'in altında bulacaktır. Kıymetini bilmişse Ramazan-ı Şerif'in her gününün, her haftasını, her saatin, her dakikasını bir yönüyle belki altından, gümüşten, zebercetten o zamanın altın dilimini böyle altın değerinde değerlendirmiş olacak. Şimdi bunlar onun için Allah'ın yağmadır, alan alsın dediği, eğer böyle ganimetten bir şeyler elde etme mevsimi ise, eyyamı ise, saatleri ise ona karşı alakasız kalmakla bir insan hakikaten burnunu yere sürtüyor demektir. Şimdi o türlü ihsanat-ı ilahi karşısında insanın bu kadar alakasız kalması aynı zamanda bir küstahlık ifade ettiğinden belki onun için bir yönüyle öyle belki horlayıcı, hakir görücü, yazıklar olsun, sana yuf olsun manasına gelebilecek ragime, ruhime kelimesi o da yakışıklı düşebilir. Yani bir yerde böyle altınlar saçılıyor başından aşağıya. Sen gitmiş bakırcılar çarşısında dolaşıyorsun orada, bakır topluyorsun. Altınlar saçılıyor. Yani bu duruma bakan bir insan hakikaten en münsif, en şefkatli böyle insan, vicdanı en geniş bir insan bile yuf sana ya der filan. Yani onun da kendine göre bir yeri var. Meselenin açılımı tam ortaya konunca istihkak kendi kendine tebeyyün eder. Mesele kendisine göre vaz edilmesi lazım. O kıymetli hadis-i şerifin kıymet harbiyesine göre bir şey söyledim diyemem. Evet. Fakat o üçü de çok önemli. Yani Ramazan'ın kendi derinliğiyle bu aslında derinlik biraz karşılıklı derinliğe bağlıdır yani. İnsan derinliği Ramazan'ın da derince duyulmasına vesile olur. Ramazan ne seviyede yaşanırsa yaşansın, bu münafık değilse bir insan, riya sum'a yapmıyorsa bunu, orucunu tutmuş olur, orucun sevabını kazanır. Teravihini kılmış olur, teravihin sevabını kazanır. Namazlarını kılmış olur, namazının sevabını kazanır. Ama diğer taraftan onu şuurluca yaşayan bir insan, bilerek yaşayan bir insan, lahi ve lahi olmayan bir insan, bir yönüyle, kendi derinliğiyle ona daha farklı derinlik katmış olur. Ayrı bir şey. Daha ileriye götürmüş olur. Yani öyle bir ganimet ayı, öyle bir ülufe-i ilahiyenin böyle herkese açık olduğu bir mevsim, neden böyle dolu dolu, rantablo olarak değerlendirilmesin mülazası var. Yani insanlığın derinliği esas ona derinlik katacaktır. Yani o baştakini böyle hafife almamak lazım. Hiç kimsenin ibadet taatını hafife almamak lazım. Ama yani biraz insanın kendi derinliğiyle olması iktiza eder. Şimdi bunun için de bir yönüyle günümüzdeki Müslümanlar işin doğrusu hani bir bakıma talihsiz denebilir yani. Talihsiz bir dönemde, talihsiz bir dönemin talihsiz Müslümanlarıyız. İnsanın değişik beslenme kaynakları vardır. Bu kaynaklardan beslendiği sürece bir insan dolu dolu Müslümanlığı yaşayan bir Müslüman olur. Bu kaynakların başında aile gelir. Şimdi bir dönemde yaşıyoruz ki büyük çoğunluğu itibariyle aile cahil ve biraz kendini halihazırda günümüzde salmış gibi bir hali var. Çoluk çocuğuna karşı bu mevzuda hassas değil. Yapılması gerekli olan şeyleri onlara verecek kabiliyette değil. Sokak çok insafsız. Camiler formalitelerin ifade edildiği yer haline gelmiş. Bunlar insanın beslendiği yerler yani. Yuvada beslenecek. Sokakta iyi arkadaşlar olacak. Oyun oynarken bile birinin sırtına sıçrarken, bir kubbe kurarken, üst üste yükselirken orada Bismillah diyecek yani.
Allahu Ekber diyecek. Atlarken yere bir yerim kırılmadı, elhamdülillah diyecek. Parfeks yaparken bir yönüyle Bismillah deyip sıçrayacak. Yani sokak bile, oyun alanları bile bir yönüyle sizin dünyanıza göre organize edilmesi lazım. Dünyanıza ait argümanların orada kullanılması lazım. Şimdi sokak da insafsız. Yuva cahil. Sokak insafsız. Mabette humudet yaşanıyor, donukluk yaşanıyor. Formatlar icra ediliyor orada. Formal Müslümanlık var orada. Diğer besleneceği yer mektep. Ne verdiği belli yani. Ne verdiği bellidir onun. Ne aldınız yani? Orada bir günde elde ettiğiniz müktesebat sayesinde gözünüzün kaçta kaçı maverayı tabiata açıldı, metafiziğe açıldı. Ruhla alakalı bir müktesebata ulaştınız. Metafizikle alakalı bir mülahazaya ulaştınız. Şimdi insanın icmalen beslendiği kaynaklar bunlar. Bunların hepsinde kısırlaşma olmuşsa, bu memeler süt vermiyorsa açlığımız muhakkak bizim. Dolayısıyla da hani böyle bir açlıkla bizim öyle dolu dolu Ramazan'ı duymamız çok zor. Bu da bir yani. İkinci bir faktör. Çok kötü bir şey. Şimdi o zaman ne yapmalıyız yani? Genelde bu hususları ifade ederken hep diyoruz ki formatla biraz oynamak lazım. Şekille biraz oynamak lazım. Evet, şimdi bir mukavele yaparak gelin bu Ramazan'da Kur'an'ı şöyle okuyalım bir diyelim. Birbirimize söz verelim mutlaka. Teravih mesela hatimle kılalım, şuuruca kılalım. O teravihin her şef'inde olmuyorsa her dört rekatında şef iki rekatına deniyor. Dört rekatında bizim o itrinin bestelediği salat-ı selamı gürül gürül okuyalım yani biliyoruz onu. Biz eskiden Cevşen-i Kebir'i okuduğumuz da oldu. Belki Evrad-ı Kutsiye'yi okuduğumuz da oldu. Parça parça. Esasen teravihte sünnete uygun olan yapı şudur. Her şefte o şefi eda ettiğiniz zaman kadar oturup bir şey okuma esastır. Yani iki rekatı ne kadar zamanda kılıyorsunuz? Her iki rekatta bir o kadar arada oturup bir şey okuma. Ama dua okuma, ama salat-ı selam okuma. Mesela o teravih kılarken aynı zamanda teravihe niyet ediyorsunuz. Bir de hacet namazına niyet edin. Sonra ellerinizi kaldırın. Okumayacağım, zamanınızı alırım. Hacet duasını okuyun. Ondan sonra da deyin. Allah'ım Müslümanlara, kardeşlerimize, dostlarımıza, taraftarlarımıza, Türkiye'de, Azerbaycan'da, Özbekistan'da Müslümanlara karşı tavır alan şer şebekelerine karşı mücadele eden adli, mülki, şurti, istihbari, askeri, siyasi ne kadar sağlam karakterli insan varsa Allah'ım onlara da yardım et. Allah'ım Müslümanlığa karşı tavır alan insanları rüsvay et filan. O arada hacet namazı gibi bir şey. O her şeften sonra böyle bir şey söyleme. Bir gün onu okuma, bir başka gün başka bir şey okuma, bir başka gün başka bir şey okuma. Orada böyle heyecanlarınızı bir kere daha böyle dolu dolu yaşama Allah'ın izni inayetiyle o şekilde yaşamak üzere tetiklenme heyecanlarınızı o gece gidersiniz. Belki yatağınıza girerken de orada duyduğunuz, hissettiğiniz bazı şeyler yorganı başınıza çeker alırsınız. Ben birisini yani şu anda bir ilahiyat fakültesinde profesör, tanıdığım arkadaş, talebeliği dönemini hatırlıyorum. Bana dedi ki, bazen böyle sohbetleri dinlediğimde falan filan bile, gece yurtta yatakhaneye çekilince o mülahazalarla böyle başıma yorganı çekip o kadar ağlıyordum ki ben. Şimdi size o bir canlılık getirecek o mesele, bir canlılık getirecek. Sahura kalktığınız zaman da o sahuru bir yönüyle Allah'ım senin için kalkıyorum diyeceksin. Yani bir yönüyle bir mazmuna bağlayacaksın. Ben kalkmam yoksa. Yani sıcak döşek. Sen takdir ediyorsun. Tetecafa cunubum anil madaci. Benim öyle kullarım var ki o sımsıcak döşekten yanlarını uzaklaştırıyorlar. Döşek gel diyor. Hayır gidiyoruz diyorlar. Kalkıyorlar. Şimdi böyle bir mülahazaya bağlı olarak kalkmanız. Allah'ım sen ve minel leyli feteheccet diyorsun. Kalk teheccüd et.
Allah'a yönel diyorsun. Ve minel leyli fesjud, alnını yere koy diyorsun gecede. İşte ben de sen böyle emrettiğin için emre amade. Kalkarken an bir kelime söyleyeceksin. Lebbeyk Allahümme ve sadeyk diyeceksin. Mahsur yok bunun, ibadetin içinde değil. Allah'ım sen bana kalk dedim, ben de kalktım, sana kurban olayım ben diyeceksin. Yani her gün farklı bir desenle senin o ibadetin içine bir katkıda bulunacaksın. Ona canlılık getirebilecek bir şey ilave edeceksin. Besleyeceksin onu. Şimdi evde beslenmeyen, sokakta beslenmeyen, camide beslenmeyen, mektepte, medresede beslenmeyen, hatta tekkede beslenemeyen insan bir yönüyle kendine göre bir kısım şeyler, argümanları değerlendirerek canlılığını koruması, her gün biraz daha dolması, böyle şarj olabilecek şeyler bulması, argümanları değerlendirmesi ve Ramazan'da biri bin yapmaya çalışması lazım. Yani size kalıyor, bize kalıyor. İşte burada bir heyet var. Kendi aranızda anlaşın, mukavele yapın. Takatımızı aşacak, altından kalkamayacağımız yüsür dinini usur haline getirmek suretiyle mağlubiyete düşmeyeceğimiz çerçevede bazı şeyleri taahhüt edin. Sonra onları alalım üzerimize, uhdemize alalım. Onları öylece yaşamaya çalışalım. Geçen gün dedim, yani akşam Kur'an-ı Kerim'in mali münifini bir gün evvel okuyalım. Ertesi gün de onu hatim doğru okurken herkes bugün hatimde bizim okuduğumuz şeylerin içinde işte şunlar vardı falan diyelim. Diyelim. Yani bu meselenin bir yanı. Bir diğer yanı işte o teravihteki onun canlıca kılınması mevzu. Aradan çıkarma değil. Nereden çıkmış bilmem yani bu teravihlerde. Fatiha okurken, Kur'an-ı Kerim okurken böyle Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn İhdinas Sıratal Müstakim. Bu Arapça kelimeler gibi ama Kur'an değil bu. Ne Kur'an denmez. Bu bir şey yani. Bunu melekler bile görse acaba bu adam ne diyor ki derler yani. Onun aslı şu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyake Na'budu ve İyyake Nestaîn. Bu Kur'an. Öbürü Kur'an değil o. Bir şey yani. Neyse ki Arapça kelimelerden bozulmuş böyle, deforme olmuş bir şey. Şimdi neden başka namazlarda Kur'an'ı Kur'an gibi okuyoruz da teravih gelince onu niye öyle bir talihsizliğe maruz bırakıyoruz? Daha çok ibadet etmek için 20 rekat fazladan ekstradan teşri kılınmış. O da öbürleri gibi eda edilmesi lazım. Nereden çıkmış onu öyle okuma bilemiyoruz. Hadır tarihiyle okursunuz yani onu. وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ. Hadır tarihiyle okursunuz. Bir şey demem ona. İlle de yani Mustafa İsmail'in sanat döktürüyor gibi okuması çerçevesinde okumanız şart değil. Şimdi bir de doğru okunması lazım o Kur'an'ın, o Fatiha'nın doğru okunması lazım orada. Evet, bunun gibi öyle arasında isterse süsleme diyelim, o selat selamlarla onun süslenmesi, her şef'in bir yönüyle daha değişik bir hacet namazı gibi değerlendirilmesi, mülazalarına bağlı götürülmesi, sahurun öyle değerlendirilmesi, Rabbin emirleri, mülazası, onun hatırlanması, İftar vaktine yaklaşıldığı zaman dudaklar kurumuş, insan susamış, bir yönüyle gözlerin gücü kaybolmuş, belki baş dönüyor, bir yönüyle bakış bulanıyor. O esnada dudaklar kıpırdayarak çok önemli Allah'a dua etmek, yine ümmeti Muhammed'e dua etmek, iman selametini korumamız istikametinde dua etmek, kardeşlerimize dua etmek suretiyle yani günün her faslını farklı bir şeyle bir yönüyle derinleştirerek yani kendi derinliğimizi onun içine boşaltma gibi bir şey olacak. Yani insanlar evvela kendilerinde o derinliği hasıl etmeleri lazım ki Ramazan'da bir yönüyle derinleşsin. Şimdi herkese laf anlatamayız yani. Ramazan saygısını da herkesten bekleyemeyiz. Allah'a saygısı olmayan insanlar da vardır. Siz insan olarak herkese saygı duyabilirsiniz. Peygamber'e saygısı olmayan insanlar vardır. Kur'an'a saygısı olmayan insanlar vardır. Siz insana insan olarak saygı duyabilirsiniz. Ayrı bir mesele de. Fakat saygınız onlardaki saygı hissini harekete geçirmez.
harekete geçiremeyeceği insanlar vardır. İnsandır onlar. İnsan şeklindedir de demiyorum yani. İnsandır onlar o insanlar. Bu açıdan bazılarına hiçbir şey anlatılamaz yani. Ramazan'la da bir şey anlatılamaz. Deseniz ki ne olur yani böyle öfkelendiğiniz, küplere bindiğiniz böyle, delirme kertesinde hayat yaşadığınız zaman bile azıcık iradenizin hakkını verin. Bu duygularınızı baskı altına alın. Yemin ediyorum ben vallahi billahi tellahi vel kazimine'l gayz ve'l afinanin nas. Gayzını yudumlayan bir insan Allah'a karşı çok önemli bir şey yapmış gibi Kur'an diyor. İnsanları affeden bir insan Allah sizi bu sayede cennete koyacaktır filan deseniz bile belki inanmayacaklar buna. Fakat çok önemlidir. Ancak dediğiniz gibi yani o mevzuda Ramazan kendileri için bir şey ifade eden insanlar vel kâzimîne l-gayze vel âfîne anin nas dediğiniz zaman onu anlayan insanlar. Her şeye rağmen böyle belli dürtülerle tahrik edildikleri halde olsun gayzını adeta böyle yutkunup duran, içine çeken, kaktüs yutuyor gibi, diken yutuyor gibi böyle zorlanan fakat her şeye rağmen dertli, ızdıraplı ama sesini çıkarmayan, şikayet etmeyen, karşılık vermeyen, mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesinde bulunmayan, bazıları zalimce tecavüz edecek, saldıracaklar, üzerinize gelecekler, tahrik edecekler. Fakat siz o mevzuda olgun davrandığınız, olgunlukla mukabele ettiğiniz sürece bir yönüyle işte o Kur'an-ı Kerim'in peşi peşine sıraladığı fezail-i haiz önemli hususlar arasında gayzınızı yutma bir yönüyle baskı altına öfkelenmenizi, köpürmenizi baskı altına alma ve aynı zamanda insanları affetme sevabı gibi bir sevap kazanacaksınız. Eğer birileri için bir şey ifade ediyorsa bu bence denebilir yani üzerinde durulabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yani Ramazan-ı Şerif'te yemez, içmez, ağzını bağlar. Fakat hani çok oruç tutan vardır ki Rubbe saimin leyse lehu min siyami illel cuvel ataş. Nice oruç tutanlar vardır ki yanlarına açlıkları, susuzlukları kar kalır. Falana sövmüş, filana sövmüş, falanın gıybetini etmiş, filanın gıybetini etmiş, falanı çekiştirmiş, filanı çekiştirmiş, filanı tahrik etmiş, falanı tahrik etmiş, falanın aleyhinde konuşmuş, filanın aleyhinde konuşmuş. Böylece bu bir oruç tutmuş ama fakat yanına kalan sadece açlığı ve susuzluğudur. Namaz için de öyle diyor. Rubba kaimin leyse lehu min kıyami illa seher vel atıp. Nice ayakta duran, namaz kılan insanlar vardır ki beyhude uykusuz kalmışlardır ve yok yere yorulmuşlardır bundan buyuruyor Efendimiz. Bu açıdan da orucun oruç olması, namazın namaz olması bir yönüyle bizim sair mesavi ahlaka karşı mesafeli durmamıza bağlıdır. Mesavi ahlaka karşı mesafemiz ne kadar geniş olursa, ne kadar derin olursa o kadar ibadetimizi derinleştirmiş oluruz. Evet. Sözün içinde dedim değil mi? Mukabele-i bilmisil kaide-i zalimane bu tabiri Hazreti Üstad kullanıyor. Ama Kur'an mesnettedir bu. Fe in akabtum fe akibu bi misli ma ukibtum diyor. Eğer size kötülük yapanlar saldırdı, size sizi ineledi, bir yönüyle size bir çuvalda soktu. Siz de onlara o ölçüde bir şeyle mukabele ederseniz belki bu hakkınız. Ve le in sabertum le ve hayrunis sabirin. Daha hayırlısı şudur. Sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. O zaman mukabele-i bilmisilde bulunmama. Yani biri sana bilmem ne dedi, mesela nereli dedi, falan tepeli dedi. Falan tepeli münafık dedi diyelim. Sen de kalkıp ona gavur dağlı bilmem ne falan deme. Yani deme bunu. İşte orada sabretmek sana öyle sevap kazandırır ki ahirette sürpriz şekilde sana sunulur o. Mukabelede bulunmama, iradenin hakkını verme, öyle bir meseleye sabretme. Bu açıdan Ramazan-ı Şerif bir fırsat olabilir. Geçen gün sigara ile alakalı, hani sigara içenler büyük ölçüde oruç tutarlar. Benim amcalarım da, küçük amcam içmezdi, diğerler galiba içerdi. Dedem de içerdi. İftara 10 dakika kala oturur birkaç tane sigarayı, tütün hem de böyle seçmeli tütün yaparlardı. Yaparlardı onu. Şimdi öyle değil de yani gündüz madem içmiyorsun ya demek ki sabredilebilecek bir şey bu miret.
Yani şimdi bu uzun günlerde sen ona 14 saat, 15 saat sabredeceksin. Demek dayanılıyor yani bunu. Abi birader bunu bari akşamdan sonra da devam ettir. Bunun gibi. Şimdi bu kin, öfke, nefret filan meselesi bu Ramazan-ı Şerif'te Allah'ın izniyle keşke bir de kine, öfkeye, nefrete, gayza, köpürmeye karşı bir oruç tutabilsek. O mevzuda da şöyle ağzımızı bağlasak. Mukabeleyi bilmişse gitmesek Allah'ın izni inayetiyle. Kim bilir belki bu ezberi bozarız. Yani ille de falana şu mukabelede bulunma, filana şu mukabele bulunma. Ezberi bozarız. Ramazan'dan sonra da bu süreci devam ettirebiliriz. Değişik vesilelerle ifade ettiğimiz gibi. Hazreti Mevlana'ya sen falan Hristiyan'a kucak açıyorsun, filan Yahudi'ye kucak açıyorsun. Günahkara ne olursan ol gel diyorsun. Herkese bağrını açıyorsun. Kafir misin sen, mülhit misin, nesin falan diyor adam. Sana da bağrım açık diyor benim. Evet. Ya bu insanı fetheder veya çatlatır. İkisi de zararlı değil. Bu Ramazan-ı Şerif bu çerçevede bence iyi değerlendirilmesi lazım. Kinlerimizi, nefretlerimizi yenmesini bilelim yani. Oruç tutuyoruz, namaz kılıyoruz. Müslümanlığın hakkıdır o. Allah irade vermiş, iradeli olmanın gereğidir o. Onu yaparsak Allah'ın izni inayetiyle, işte sigaranın terki gibi belki, inşallah, kine nefrete karşı bir imsak faslı başlayabilir.